Evet, şimdi çakroloji uzmanı Nilüfer Özden Sarıca'dan çakraların insan kaynaklarında nasıl kullanılacağını öğrenmek istiyoruz. Buyurun efendim. Şimdi çakra haritası çıkardığımız zaman buradaki volümlere bakıyoruz, çakraların volümlerine. Mesela kök çakra çok iyi çalışıyorsa, volümü fazlaysa kök çakranın, o zaman hareketli işler için uygun bir insan demektir. Onun dışında 6. çakrası çok çalışıyorsa, detayları birleştirme konusunda çok iyi demektir. 5. çakra çok çalışıyorsa, sosyal bir işte, telefon başına mesela, kesinlikle 5. çakrası yüksek bir insan koymamız lazım. 3. çakra çok fazla irade ve sözünü geçirtmesi gereken durumlarda, hani mesela müdür alınacak, 3. çakraya ve 8. çakraya bakarak alınabilir. Ama mutlak olarak bir elemanın çift çakralarının, yani 2, 4 ve 6. çakrasının çalışıyor olması lazım ki volümü ne kadar yüksekse o derece işini seven, o derece sorumluluğunu bilen bir çalışan olacaktır kişiler. 9. çakra işte çok fazla işe yaramaz. 7 çakra ve altına bakmak lazım. Ama sevilen bir kişi olmalı ve ön planda olmalıysa mutlak olarak 4. çakrasının ve 6. çakrasının çalışır durumda olmasına özen göstermek lazım. Hareketli işlerde kök çakra, zihin işlerinde 5. ve 2. çakra, sizin işiniz mesela 2. çakra işi. Çünkü düşüncenin bol miktarda olduğu bir iş. Fakat sosyal iletişime dayandığı için 5. çakra da gerektiriyor.